Onguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dünyanın şekli ve sonuçlarıyla ilgili soru çözümü yapacağız. Tabii ki de biz bu konuyu dönem içerisinde işlemiş anlatmıştık. Siz de sorularını çözmüştünüz. Oldu ki çözmeyen arkadaşlarımız olursa tekrar biz ödevlendirmemizi yapalım. Çözen arkadaşlarımız içinde üzerlerini sildikten sonra tekrar soruları çözerse güzel bir genel tekrar olabilir diyelim ve 9. Sınıf Dinamo Soru Bankası kitabımız açalım. Bugün biz sizlerle birlikte soru çözümü yapacağımız kısım yerin şekli yani 23. sayfa. Hemen ben şöyle 23. sayfayı açıyorum. Örnek model bir soru çözümümüz var. Akabinde 4 tane çoktan seçmeli testimiz yer almakta. Bu testleri güzel güzel çözüyorsun. Takıldığın yerde de tats uygulamasıyla konunun sorusunun çözümünü öğretmenlerimizden dinleyebilirsiniz diyelim. O zaman 23. sayfa unutma. Hadi bakalım soru çözümümüz başlasın. Evet ilk soruyla karşınızdayız. Soru diyor ki bize aşağıdakilerden hangisi yerin şeklinin sonuçlarından değildir diyor. Yani yerin şekli dediği dünyanın şeklinin sonuçlarından değildir diyor sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle çıkıklarımıza bir bakalım. A seçeneği güneş ışınlarının yere düşme açısının kutuplara doğru gidildikçe daralması. Evet biz dünyanın şekline bağlı olarak güneş ışınlarının her yere aynı açıyla gelemeyeceğini. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe güneş ışınlarının yere düş... Düşme daralacağını söylemiştik. O zaman bu yerin şeklinin sonuçları içerisinde yer alır diyebiliriz. İkinci ifadeye bakalım. Kutup yıldızının görünüm açısının kuzey kutup noktasına doğru gidildikçe büyümesi diyor. Evet dünyanın şekline bağlı olarak kutup yıldızı sadece kuzey yarım kürede görülür ve kutup yıldızını gördüğümüz açı bizim enlem derecemizi verir. Yani biz kutup yıldızını 10 derecelik açıyla görüyorsak 10 derece kuzey enlemindeyiz. 50 derecelik açıyla görüyorsak 50 derece kuzey enlemindeyiz. O zaman diyor ki bak Kutup yıldızının görünüm açısının kuzey kutup noktasına doğru gidildikçe büyümesi e doğru bu ifade de gene yerin şeklinin sonuçları içerisinde yer alır. Yerden yükseldikçe görülen alanın genişlemesi gene yerin şeklinin sonuçları arasında yer almaktadır. Çizgisel hızın oluşması demiş ve yer çekiminin kutuplara doğru gidildikçe artması demiş. Bak burada en önemli ifade şu. Evet çizgisel hızın oluşması ile ilgili ifadelerde Dünya'nın şekli noktasında bir takım söylemlerde bulunmuştuk. Ama şunu unut. Tutma. Çizgisel hızın meydana gelmesi için dünyanın ne yapması lazım? Hareket etmesi lazım. O zaman bu hareketle ilgili bir durumdur. Hangi hareket dersek dünyanın eksen hareketiyle ilgili bir durumdur. O zaman Bak bu ifadeyi şöyle düzeltirsek yerin şeklinin sonuçlarından bir tanesi olur. Der ki çizgisel hızın ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azalması derse evet bu yerin şeklinin sonucudur. Ama hızın oluşması eksen hareketidir bunu da unutmayalım. Evet yer çekiminin kutuplara doğru gidildikçe artması Gavit ifadesinde 4Ç'yi düşün, çap çekim çember çevre ifadesinden bir tanesiydi ve bu da yerin şeklinin sonuçlarındandır diyebiliriz. O yüzden sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Bir diğer sorumuza geldiğimizde ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe paralel çapları ve meridyenler arasındaki mesafe kısalmaktadır diyor. Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş. Hemen şöyle ben buraya bir dünya çizeyim. Çizdiğimiz bu dünyada ekvatoru şöyle gösterelim. Sıfır derece paraleli olarak ifade ediyoruz ve paraleller kutuplara doğru gidildikçe çaplarının kısaldığını net bir şekilde görebilmekteyiz. Aynı şekilde bir kutuptan diğer kutuba giden yarım çemberler meridyen yaylarıydı ve meridyen gezegenler arasındaki mesafede gene ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe kısalmaktadır diyebiliriz. Peki bu durum neyin sonucunda meydana gelir? Dünyanın şeklinin sonucunda meydana gelir. Dünyanın günlük hareketi demiş bu böyle bir ifade cevabımız olamaz. Yer ekseninin yörünge düzlemine göre ilk olması gene ifademizin cevabı bu olamaz. Yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi bize yer şekliyle ilgili bir ifade söylememiş bu da olamaz. Ama dikkat edin dünyanın şekli demiş. Tabii ki de dünyanın şekli hem kutuplara doğru gidildikçe paralel çaplarının ve aynı zamanda meridyenler arasındaki mesafenin kısalmasına sebep olmaktadır. O yüzden sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Bir diğer sorumuza geldiğimizde ne diyor soru bize? Dünyanın kutuplardan basık, ekvatordan şişkin kendine olan bu has şekline geoid şekil denir diyor. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın geoid şekline bağlı olarak ortaya çıkan durumlardan biridir demiş. Bak geoid şekline bağlı olarak ortaya çıkan durum diyorsa geoidin kanıtı ifadesini kullanmamız lazım. 4Ç değil mi? 4 şeyde ne vardı? Ekvator çevresi kutuplar çevresinden daha uzundu. Ekvator yarıçapı kutuplar yarıçapından daha uzundu. Yani buradaki kutup kutuplar yarı çapı dediğimiz bir meridyen yayını tam daire yapan antimeridyenin çevre uzunluğundan daha fazlaydı. Yer çekimi ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe artıyordu ve aynı zamanda çizebileceğimiz en geniş çember ekvatordu ifadesi dünyanın geoid bir şekle sahip olduğunu kanıtlayan durumdur. O zaman biz bu kelimelerden birini şıklarda görüyorsak sorumuzun doğru cevabıdır. Bakıyorum şöyle çizgisel hızın kutuplara doğru gidildikçe azalması evet geoid şeklin sonucudur ama geoid şekli kanıtlamaz bu ifade gitti. Alıcı karanlık süresi Kutuplara doğru gidildikçe uzaması evet geoid şeklin sonucudur ama geoid olduğunu kanıtlamaz. Cisimlerin ölçülen ağırlıklarının kutuplara doğru gidildikçe artmasına sebep olan temel durum yer çekiminin kutuplara doğru gidildikçe artmasıdır. O zaman ifademizde aradığımız kısım C seçeneğidir diyebiliriz. Bir diğer soruya geldiğimizde dünyanın şekli geoid değil de tam daire şeklinde olsaydı bir yer çekimi iki çizgisel hız üç alıcı karanlık süresi gibi durumlarından hangilerinde değişiklik yaşanırdı demiş. Hemen baktığımız zaman dünyanın şekli geoid dedi kendine has bir şekli var ve bu şekli kanıtlayan dört tane durum var. Çap çekim çember çevre tam küre şeklinde olduğunda bu dört ne yapmayacak oluşmayacak. Nedir bu yer çekimi her yerde aynı olur mu? olur. O zaman bu ifadede değişiklik yaşandı mı? Yaşandı. Çizgisel hız g3 şekilde kutuplara doğru gidildikçe azalır küre şeklinde olsaydı da gene kutuplara doğru gidildikçe azalacaktı sevgili arkadaşlar. Neden dersek şöyle düşünün. Bakın ben şuraya şöyle geoid bir şekil çiziyorum. Aynı şekilde küre bir şekilde çiziyorum. Ve baktığımız zaman paralellerin çevre uzunlukları geoid şekilde de kutuplara doğru gidildikçe kısalır. Küre şeklinde de kutuplara doğru gidildikçe kısalır. Bu neyi etkiler dersek çizgisel hızı. O zaman bu değişmez aynı kalırdı diyebiliyoruz. Alıcı karanlık süresi çizgisel hıza bağlı olarak kutuplara doğru gidildikçe uzar. Dünya geoid şekle sahip olsa da gene alıcı karanlık süresi kutuplara doğru gidildikçe uzardı. Küresel bir şekil olsaydı hemen şuraya şöyle küresel diye yazalım. Küresel bir şekle sahip olsaydı da gene alıcı karanlık süresi kutuplara doğru uzardı. O zaman bunlarda değişiklik yaşanmadı. Yani değişiklik yaşanmamasının temel sebebi geoidde de bu durumlar oluyordu. Küreselde de oluyor. Değişiklik yok ama yer çekimi geoid şekilde ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe artar. Tamam. Küre olsaydı yer çekimi ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azalmazdı sevgili arkadaşlar. Her yerde aynı olurdu. O yüzden değişikliği yaşayan sadece yer çekimidir. Ve sorumuzun doğru cevabı A seçeneğiydi. Geldik bir diğer soruya. Şimdi kolay kısımları bitirdik. Burada biraz daha zor sorular üzerinde düşünmemizin gerektiği sorular karşımıza çıkacaktır. Hadi bakalım. Yandaki dört merkezde kalıcı kar alt sınırının yükseklik değerleri gösterilmiştir diyor. Tamam. Kalıcı kar alt sınırları dikkate alındığında verilen merkezlerle ilgili olarak verilen ifadelerden hangileri doğrudur demiş. Şimdi sevgili arkadaşlar böyle bir ifade karşınıza geldiği zaman kalıcı kar sınırlarının yükseklik değerleri gösterildiyse şunu unutmayalım. Şimdi biz biliyoruz ki ekvator Şuradan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık azalır. O zaman hemen şuraya şöyle ekvator diyorum ki sıcak ve ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık azalırsa kutuplar daha ekvatora göre soğuktur. O zaman sıcak bir yerde bir daha düşünelim şöyle. Bu dağın tamamını karla kapladığınızı düşünün. Ekvator'da olsaydı bu kar eriyecek, eriyecek, eriyecek ve dağın tepe kısmında mı kalacaktı? Bu karın ilk başladığı kısım şurası, kalıcı karın alt sınırıdır, tamam mı? Ama bu dağ mesela kutuplarda olsaydı, kutuplara yakın yerlerde olsaydı bu kadar yüksekte erimemeye başlamazdı. Daha alçaklarda erimemeye başlardı. O zaman bir dağın kalıcı kar sınırı bulunduğu enlem derecesi hakkında yorum yapmamızı sağlayabilir. Baktığımız zaman bakıyoruz şöyle dağlara. Bu dağlar içerisinde kalıcı karın alt sınırının en yüksekte olduğu dağ bir numara. O zaman ekvatora yakınlık sıralamasında bir numara ekvatora en yakındır. Sonraki süreçte bakıyorum. Bak burada 3000 metre 2500. Bak bu 3200 4000'di. Bu 3000 2500 metre. O zaman 2 numara ekvatora bir tık daha yakındır yani bir en yakın sonra iki baktığımız zaman e, en son üç numaralı 2200.000 demiş o zaman üç numaralı da ekvatora diğerlerine göre dörde göre daha yakındır diyoruz yani bu noktada ekvatordan kutuplara doğru sıralamamız bu şekildedir ekvatora en yakın bir kutuplara en yakın dört numaradır diyebiliriz hemen birinci ifadeye bakalım sıcaklık ortalamasının en yüksek olduğu merkez dörttür demiş dörde baktığımız zaman kutba yakın değil mi şuraya şöyle kutup diyeyim şuraya da şöyle ekvator ekvator diyeyim. Ekvatordan kutba doğru sıralamam da böyle. Ha bu ifade o zaman doğru olmaz yanlış olur. Niye? Ekvatora en yakın olan birdir ve sıcaklık ortalamasının en yüksek olduğu merkezinde bir numara olması gerekir. Meridyenler arasındaki mesafenin en uzun olduğu merkez birdir diyor ve ben şunu biliyorum. Ekvatorda ardışık birer derecelik meridyenler arasındaki mesafe daha uzundur ve bana demiş ki meridyenler arasındaki mesafenin en uzun olduğu merkez birdir diyor. Bir ekvatora yakın mı? Doğru. O zaman bu ifademiz doğru bir ifade ifadedir. geldik bir diğerine. Bir ve üçüncü merkezler güney yarımkürede... kürede yer alır demiş. Bakıyoruz yarımkürelerini... kıyaslayalım. Bir dağın güneşe dönük yamacına biz bakı deriz sevgili arkadaşlar. Ve güneşe dönük yamacımız yani bakı güney yamaçsa ki kalıcı karın alt sınırı burada daha yüksekte kuzey yamaca göre. Güney yamaçsa bu dağımız kuzey yarımkürede... kürede yer alır. Buna bakıyorum kuzey yamaçta kalıcı karın alt sınırı daha yüksekte. O zaman bu dağımız güney yarım kürede yer alır. Buna baktığımız zaman güney yamaçta kalıcı karın alt sınırı daha yüksekte. O zaman zaman bu dağ kuzey yarım kürede yer alır. Buna baktığımız zaman ise kuzey yamaç daha yüksekte o zaman bu dağımızda güney yarım kürede yer almaktadır diyebiliriz. Bize demiş ki 1 ve 3. merkezler Güney Yarım Küre'de alır. Bakıyorum 1 Kuzey Yarım Küre'de, 3 de Kuzey Yarım Küre'dedir. O zaman bu ifade Güney değil, Kuzey olmalıydı diyebiliriz. O zaman 3 numara yanlış, 1 e, numara da yanlış. Grup ve tan süresinin en uzun olduğu merkez 4'tür ve biz şunu biliyoruz. Dünya'nın şekline bağlı olarak Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe grup ve tan süresi uzar. O zaman kutba en yakın olan merkezde grup ve tan süresi en uzun olmaz mı olur? E kutba yakın olan merkez hangisidir? 4 numaradır. O zaman bu ifade de doğru bir ifadedir. Bize demiş ki hangileri doğrudur? 2 ve 4 numara. Yani sorumun doğru cevabı C seçeneğidir. Güzel bir sorudur. Geldik bir diğer soruya. Ardışık iki meridyen arasındaki mesafe dünyanın şekline bağlı olarak ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe değişiklik gösterir. Haritada işaretli merkezlerden aynı yönde 3330 kilometre gidildiğinde geçilen meridyen sayısı daha fazladır. Bakın nereye doğru gitmişiz? 3330 kilometre doğuya doğru gidiyoruz. Ve biz şunu biliyoruz. Meridyenler arasındaki mesafe Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe kısalır. O zaman biz kutba yakın olan bir merkezde 3330 kilometre mesafe kat edersek geçebileceğimiz meridyen derecesi daha fazladır. Ya da geçebileceğimiz meridyen sayısı daha fazladır. O yüzden sevgili arkadaşlar böyle sorulara baktığımızda kutba yakın olanı bulabilmek için paralel derecesine bakmamız lazım. 90'a yakın olan kutba yakındır ve 3330 kilometre doğuya gidersem daha fazla meridyen geçerim. O yüzden soruda bize zaten daha fazla meridyen diyordu. Kutba yakın olan merkez 5 numara olduğu için sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Geldik bir diğer soruya. Yukarıdaki dünya haritasında işaretli merkezlerden hangisinde çizgisel hız en fazla, hangisinde alıcı karanlık süresi en uzundur diyor. Şimdi biz şunu biliyoruz. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe dünyanın şekline bağlı olarak çizgisel hız azalır. O zaman çizgisel hızın en fazla olduğu yer nereye yakın olmalı? Ekvatora yakın olmalı değil mi çocuklar? Evet devam ettik. İkinci duruma baktığımız zaman alıcı karanlık süresi en uzundur. Çizgisel hızın kutuplara doğru azalmasına bağlı olarak grup ve tan süresi kutuplara doğru gidildikçe uzar ve buna bağlı olarak da alıcı karanlık süresi de gene kutuplara doğru gidildikçe uzar. O zaman alacak karanlık süresinin en uzun olması için nereye yakın olması gerekir derseniz tabii ki de kutuplara yakın olması gerekir. O zaman birinci ifade ekvatora en yakın olan merkez 3 numaradır. Hemen şöyle şuraya 3 numara koyuyorum. Kutba yakın olan merkez ise 1 numaradır. Bak burada 5 numara var ama 5'in tahmini paralel derecesi 60 derece falan. Ama burası Grönland'dır. Kutup alanıdır. O zaman bunun da 1 numara olması lazım. 3 bir ifadesi hangi şıkta var? C seçeneğinde vardır diyebiliriz. Geldik bir diğer soruya. Bu da güzel bir soru. Hadi bakalım sorumuza bakalım. Yandaki verilen iki merkeze güneş ışınlarının ekvatora dik geldiği bir günde yatay düzleme dik yerleştirilen eşit boydaki cisimlerin öğle vakitleri ölçülen gölge boyları gösterilmiştir. Yani ikisinde de güneş en tepe noktalarında dik gelmiyor bak en tepe noktalarında diyorum ve eşit boyutta iki tane cismin var ve gölge boyu değişim grafiklerine bakıyorum. Verilen gölge boyları dikkate alındığında merkezlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenemez bak kesinlikle söylenemez demiş. Şimdi baktığımız zaman eşit boyuttaki cisimler gölge boylarına bakıyorum. Gölge boyu burada kısa. Gölge boyu burada daha uzun sevgili arkadaşlar. O zaman güneş ışınları buraya daha dik açıyla daha bak dik demedim tamam mı? Daha dik açıyla gelmiş. Dik gelseydi gölge boyu oluşmazdı. Ama buraya güneş ışınları bu merkezi göre daha eğik açıyla gelmiştir diyebiliriz. Hemen şuraya şöyle daha eğik açıyla diye de yazalım. Tamam mı? Bakalım birinci merkez ikinci merkeze göre ekvatora daha yakındır. Bu ifade doğru bir ifade midir? Evet. Niye? Çünkü burada gölge boyu daha kısa ya ekvatora güneşinleri dik geliyor diyor. O zaman ekvatora daha yakın olması için güneşi daha dik alması lazım. E baktığımız zaman birinci merkez güneşi daha dik aldığı için şöyle yazıyorum. Ekvatora yakınlığa göre sıralarsam bak ekvatora yakınlığa göre sıralarsam birinci merkez ekvatora ikinci merkeze göre daha yakındır. Bak ekvatora yakın dedik değil mi? O zaman bu ifade doğru bir ifade oldu. İkinci merkezde grup ve tam süresi daha uzundur. Şimdi ikinci merkez kutba yakın. O zaman grup ve tan süresi tabii ki de ikinci merkezde daha uzun olmalıdır. Birinci merkezde çizgisel hız daha fazladır. Doğru ekvatora yakın olan merkezlerde çizgisel hız kutuba yakın olan merkezlere göre daha yakındır. Birinci merkezden ikinci merkeze doğru gidildikçe yer çekimi sürekli artar demiş. Şimdi sevgili arkadaşlar baktığımız zaman bak bu ifade çok önemlidir. Birinci merkezden ikinci merkeze doğru gittiğimiz zaman yer çekimi evet artabilir. Doğrudur. Eğer ki ikisi aynı yarım küredeyse yer çekimi sürekli artar. Nasıl? Hoba, dur şimdi burada. Bak bu güzel bir ifade. Ben şöyle bir dünya çizeyim buraya. Ekvatoru şuraya şöyle göstereyim, tamam mı? Şimdi birinci merkez ekvatora daha yakın, değil mi? O zaman birinci merkez burada olabilir mi? İkinci merkez kutba daha yakın. O zaman ikinci merkez burada olabilir mi? Olabilir. Birinci merkez burada olabilir. İkinci merkez burada olabilir mi? Yani bunların ikisi de aynı yarım kürede olabileceği gibi ikisi de farklı yarım kürede olabilir mi? Yeşil renkli hiç görünmedi. Hemen şöyle diyoruz. Bak ikisi de aynı yarım kürede olabilir. Tamam mı? Biri kuzey biri güney yarım kürede de olabilir. O yüzden dikkat edin. Bak birden ikiye doğru gittiğimizde ikisi de aynı yarım kürede ise yer çekimi sürekli olarak artar. Doğru bir ifade. Ama biri kuzey biri güney yarım kürede ise bak birden ikiye doğru gittiğimizde yer çekimi önce azalır sonra artar sevgili arkadaşlar. O yüzden yer çekimi sürekli artmaz. Bu ifade kesinlikle söylenemez. Yani kesinlik ifadesi yoktur. İkinci merkezde güneş ışınlarının atmosferde aldığı yol daha uzundur. Çünkü ikinci merkez birinci merkeze göre kutba daha yakındır diyebiliriz. Geldik bir diğer soruya. Yandaki dünya haritası üzerinde 5 farklı merkezin konumları gösterilmiştir. Bak enlem dereceleri verilmiş. Çizgisel hızı en fazla olan merkez ekvatora en yakın olan merkezdir. O zaman bu ifade 3'tür diyebiliriz. Kutup yıldızını en büyük açıyla gören merkez kuzey yarım küredeki kutba en yakın olan merkez yani 1 numaralı merkezdir. Yer çekimi en fazla olan merkez kutba en yakın olan merkez. Bak derece ifadesinde 80 derece kutba en yakındır. 5 numaradır diyoruz. Sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir diyor. 3 1 5. Bakalım 3 1 5 A seçeneği sorumun doğru cevabı. Geldik bir diğer güzel, lezzetli bir soruya. Somali 11 derece 59 dakika kuzey, 1 derece 39 dakika güney enlemleri ve 41 derece 51 derece 24 dakika doğu boylamları arasında yer almaktadır. Somali'nin coğrafi konum özellikleri dikkate alındığında kuzeyinde yer çekimi güneyine göre daha fazladır diyor. Hemen verilen ifadelerden enlem derecelerini ekleyelim. Bak 11 derece 59 dakika kuzey. Yani şurayı şöyle çizdiğimde burası 11 derece 59 dakika kuzey enlemiymiş. Ve diyor ki 1 derece 39 dakika güney mi? O zaman şu en alt kısımda yani en güney kısımda 1 derece 59 39 dakikaymış değil mi sevgili arkadaşlar? Güney diye yazıyorum. E şimdi ekvator burada nerede? Ekvator burada tam şurada değil mi? Yani o zaman Somali'nin hem kuzey yarım kürede hem güney yarım kürede toprağı var mı? Var. Kuzeyinde yer çekimi güneyine göre daha fazladır. Şimdi kuzey mi kutba yakın güney mi kutba yakın? Tabii ki de kuzey kutba yakın. O zaman kuzeyinde yer çekimi güneyine göre daha fazladır. Ülkenin tamamında kutup yıldızı görülebilir de מישהו مش... Evet diyemem. Niye? Çünkü ekvatorun güneyinde toprağı var mı güney yarım kürede? Güney yarım kürede kuzey kutup yıldızını göremem. O yüzden bu ifade doğru olmaz gitti. Güneyinden kuzeyine doğru gidildikçe alaca karanlık süresi uzar demiş. E güneyi burası. Güneyden kuzeyine doğru gittiğimiz zaman alaca karanlık süresi önce kısalıyor sonra uzuyor sevgili arkadaşlar. O zaman bu ifade de doğru değildir. Gibi durumlardan hangileri meydana gelmektedir demiş. Yalnız bir olarak sorumun doğru cevabı A seçeneği. Bak burada önemli ifade şu güney ve kuzey kısımları. Ekvator tam ortada olduğu için bu ifadeyi ve bu ifadeyi ne yapamadık? Çıkaramadık diyebiliriz. Ve geldik tek nefeste bitirdiğimiz soru çözümümüzün ödüllü sorusuna. Hadi bakalım karşında günün ödüllü sorusu var. Cevapları yorumlar kısmına bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.